Eşiniz Yunus Dayanç söz telefon attığında söz hakkında cevap hakkını kullanacak. Yunus Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Televizyon sesini tamamen kısın lütfen. Duyuyor musunuz beni şimdi daha rahat rahat? Evet şu an duyuyorum da benim kısa bir vaktim var. Ben hemen sorunuz cevap edeyim. Dilanur Hanım'dan bir çocuğunuz var mı? Şu anda hem düğün yapılmış. Şimdi çocuğum var. Evet biz boşandıktan boşanma davası 2 yıl boyunca sürdü. Evet. 2 yıl sonrasında o hayatına baktı. Onun hayatında birisi var zaten. Resimleri de bende mevcut. Daha önce de zaten 7 yıl önce beni aldatmıştı. Bu şekilde iftira atarak devam ediyor. Hiçbir şey geçmeyecek eline. Senin yaptıkların iddia ama benim şimdi, her şeyim delilli ve kanıtlı ortada. Sadece sizle konuşacağım. Tabii tabii yoksa buyurun. Kapatmak zorunda kalacağım. Buyurun dinliyorum sizi. Bakın sadece siz konuşursanız bakın. Tamam soruları kapatın. Ben soracağım. Siz tamam, girmeyin ben sonra döner size sorarım. Bir, boşanma davanız devam ediyor. Siz bu arada Dilanur Hanım'la berabersiniz. Bir şimdi çocuğunuz oldu. Edeyim, evet devam edin. Sizin takılan şeyle devam edeyim ben. Beni 7 yıl önce aldattı. Hı hı. Birinin resmi vardı, resmi yok etti kendisi. Hı hı. Yine yeni bir kişi daha bir kişiyle koz yatağında yakaladım. Ne kadar hı hı. rahat iftira atabiliyorsun ya. Utanmıyorsun evet. değil mi? Onu kapatmazsanız konuşamıyorum. O canlı yayında o yüzden direkt müdahale ediyor. Evet. Onun sesini bana gelmesin Esra Hanım. Hı hı. Şimdi kesinlikle benim dediğim gibi koz yatağında yakalandı. Fotoğrafları da mevcut. Hı hı. Ve şimdi önce 7 yıl öncesine hayatına gidelim. 7 yıl öncesinde eşinizin biriyle olduğunu iddia ediyorsunuz. Hatta fotoğraflar vardı. Yani siz bu ilişkiye şahit oldunuz. Evet ama ben bu kişiyi ulaşamadım, bulamadım. Bunu yok ettiler. Bir resim vardı. Bunu rahmetli. Ama bir kere duydunuz ve hani bir şey de olsa gördünüz. Boşandınız mı eşinizden ayrılıp? Amcasının oğlu bana atmıştı resmini. Tamam. Boşandınız mı? İşte o esnada ben o kişiye ulaşamadım. Hı-hı. Arkadaşım diyerekten böyle üstünü kapattılar. Ben de çocuğum var diye mecburen hı-hı. böyle göz yumdum. Peki göz yummadınız, affettiniz ve ilişkiniz devam ediyor. Onun konusu bitti. Yani, affetmedim. Tamam beyefendi şu var bak. Burada da defalarca yaşıyoruz. Ne yaparsa yapsın ben affettim, barışıyorum dedikten sonra eski defterlerin hepsi böyle silgi gibi düşünün. Beyaz bir tahtaya keçeli kalemle yazı yazdınız. Oradaki iddialarınız vardı ya da yaşananları yazdınız. Şununla şununla beraber dedin. Sonra dediniz ki bırakalım biz bunları. Bunları silelim dediğinizde artık yeni bir sayfa açılıyor. O yeni sayfada çocuklar için hayatınıza devam ettiniz. Sonra sonra bu daha yeni yani daha 3-5 ay içerisinde hı hı. Kendisi hı hı. bizzat fotoğraflar şu anda mevcut bak. Tamam. Bu koz yatağında birisiyle zaten hayatında biri var. Hı hı. Bana kendi ses kayıtlarım var. Sizin de bizim hayatınızda biri var. Peki evet. niye boşanamıyorsunuz siz? Bana kendisi dedi yani ben boşanma davası açtım dedi sana. Açtı. Dava hı hı. sürecinde hı hı. bu kendisine de zaten birini buldu. Evlen ne olursun evlendiğin zaman sana altın bilezik falan takacağım dedi hı hı. bilmem ne. Kendisi de zaten şu anda beni istemiyor. Ben onu istemiyorum. Ayrıyız. Hı hı. Resmi olarak da ayrıyız. E-Devlet'te de gözükmüyor. Bu mal paylaşımından dolayı daha bu... Nafakanızı ödüyor musunuz? Uzadı. Sorumlulukları yerine getiriyor şimdi musunuz? Uzadı. Ben dedim ki yani bu kesinlikle çocuklar için bile biz birleşme noktamız yok ya zaten. Hı hı. Hayatıma bakayım dedim. Bakıyorsunuz hayatınıza. Ettim. Yunus Bey. Hayatıma devam ettim hayatıma. Eşiniz evlen dediği için mi evlendiniz? Efendim? Yok, bu Mart'ta. Eşiniz evlen dediği için mi evlendiniz? Yok o dedi diye değil. Onu ben zaten... Ya da ikinci sorum o sizi aldattığı için mi aldattınız? Yok kesinlikle öyle bir şey ben aldatmadım. Önce aldatma değil bu düğün var ortada. Yani aslında bu ihanetin en büyüğü de bu beyefendinin bu düğün görüntüleri Mart'a ait. Eşiyle bahsettiği şey 3 ay öncesi. Yani onun bu girişiminden sonra Kadriye Hanım'da. Ben şimdi sizin bu iddianızı Kadriye Hanım'a bir sormak istiyorum. Dinlemiyorsanız ilerleyemeyiz. Hep kalırız olduğumuz yerde. Ben kalmayalım efendim. İlerleyelim. İlerleyelim. Evet biz resmi olarak ayrıyız. Devlet resmi olarak ayırmış. Şöyle söyleyeyim ya boşanmanız kesinleşti mi? Hayır. Şimdi bir saniye. Devlet bizi ayırmış. Mal davasından dolayı soy isminden çıkamıyor. Devlet şimdi ayırmıyor. Devlet tam tersi ailenin bir arada olması için elinden geleni yapıyor. Ailenin toparlanması için yok, hemen boşanmaya gitmiyor. Ailenin korunmasına özen gösteriyor. Maalesef ki çiftler
ebeveynler, karı kocalar bu ayrılıkları getiriyorlar bu şekilde davranarak. Evet. Hocam, ben hayatıma ben ayrılmışım, bitmiş, bağımız kopmuş, bu hayatına birini almış, resimleri var, bitmiş gitmiş. Bir de ben neden bıraktım? Neden o insan, bak benim 100 kilo altınımı çaldı, akrabasını kasasında saklıyordu, 12 yıl boyunca birikimimiz gitti. Kripto paralarda, sanal paralarda kaybetti paraları. Benim cezaevine girdiğimde ben bir adam yaralamadan girmiştim. Ondan dolayı bu benim cezaevindeki bütün paralarımı, kredi kartlarımı hepsini boşalttı. Ben cezaevinden çıktığımda borçla karşılaştım. Şimdi ben bu insan bir de üstüne benimle ufak tefek sorunlardan dolayı evin içerisinde ben çocuk için bu insan 600 TL'lik telefon kullanıyor kırık ekranla yıllardır çocuklarını bir hastaneye bile götüremiyor. Tamam. Benim seni beni hırsızlıkla suçluyorsun. Bu yayına herkes bağlanacak biliyorsun. Tamam. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Sen bu iftiralarla, bu yalanlarla hiçbir şey elde edemeyeceksin. Kripto parayı uygulamayı ortaya koysana. Kripto para uygulama var ya, onu ortaya koy. Her şeyim, her şeyim benim burada. Her şeyim incelenecek. Evet, buyurun. Ay ben hiç kripto para falan anlamadığım için konuya dahil olmuyorum yani. Dilan Nur hanımefendinin ailesi bu düğüne katıldı mı Yunus Bey? Ortaya koysun bakalım. Yunus Bey. Dilan yani parası aileye katıldı mı düğüne? Uygulamalara bakar mısın telefonundaki? Ya şimdi bakarım telefonundaki uygulama. Var mı böyle kripto uygulama? İnceleyebilirsiniz sadece. 3000 TL'lik şimdi, bir ailemin atmış olduğu bir para var. Kripto parayla bu düğünün sizin hayatınızdaki kişinin geçmişe dayalı tabii bir bunlar. Çocuğunuzun olmasının hani pek bir ne bileyim karşılığı yok gibi. Yani onun kripto parası var. O yüzden ben Dilanur'la evlendim. Bu nikah adı altında başka birinden çocuk yaptım diyebilir misiniz? Bu geçerli bir sebep olabilir mi sizce? Bak, bizim devlet bizi resmi nikahımız olsa da bizi Yunus Bey şöyle yok. Sorayım. Eşim dediğiniz ve 1,5 aylık bebeğinizin annesi Dilanur hanımefendiye bu düğünün dışında soy isminizi verebildiniz mi? Ya tamam da bak anlamıyorsun. Bizim bir bağımız Dilan yok ki. Dilanur hanımefendinin soy ismi nedir? Bakın ben size ya diyorum bir ki. Bir söyleyin ben lütfen. Ben size söylüyorum. Dayan soy ismini verebildiniz benim mi? Benim bağım yok. Devlet bağım. Buna bakıyor evlilikte. Çocuklarım için ben bu soy ismi, bu mecburen soy çocuklarım için diyemezsin. 1 TL para ödemedin sen. Esra Hanım. Çocuklarım benim çocuklarım. Çocuklarım diyemezsin. 2 yılda kaç kefa gelip gördün sen bu çocukları? Benim çocuklarım. Kapatmayın. 1,5 milyar nafakayı ödeyemeyen tamam, bir insansın. Bir şey şu anda yeni tahliye oldu. Nitelikli dolandırıcılıktan avukatım da dosya numarasını da verebilirim size. Var mı böyle bir durum? Dolandırıcılıktan. Hayır böyle bir durum yok. Ben zaten tahliye oldum. Size de söyledim içeridekilere de söyledim. Bu şeyle ilgili evet. Bir şirkete giriyor. Ben cezaevinden çıktım. İnternetten borsa eğitimi alıp para kazanın diye bir uygulamaya girdiği gün. Yani siz anlattığınız evet, için söylüyorum. Söyledim. Bir ilana başvuruyor. O gün orayı polis basıyor. Bundan dolayı da cezasını hani girip çekmiş. Beyefendi. 5 ay içerisinde sizin... bu çocukları bir kere alıp sadece adliyenin psikoloğuna götürüyor. Hayır, sen cezaevindeyken çocuklara kim baktı? Annem baktı. Kanser hastası annem baktı. Siz neredeydiniz? Hani şimdi bu karı koca aranızdaki ayrı olabilirsiniz. Kavgalı ihanetler. Neden bu çocukları 5 ay içinde bir kere tek alıp adliyenin psikoloğuna götürüp bende kaldı dedirttin? Bu mu senin vicdanın? Bir dakika. Soruyu cevaplayın. Şimdi Kadriye Hanım 5 ay cezaevindeyse o dönemde çocuklar baba olarak sizin yanınızda mı kaldı? Esra Hanım. Hadi babasın ya. Size... Vicdanın var ya. Sahipsiz Hanım, bırakmadın mı? 2 yıldır ne yaptığını ya, söyle. Kapatacağım demeyin. Basit bir soru. Bakın, anne ben. Cezaevindeyken Esra çocuklara Hanım, kim baktı? Suçlu insan kaçar Esra size Hanım. Anlattı. Suçlu insan kaçar. Tamamen seninki suçluluk psikolojisi. Ne yaptığını sen biliyorsun. Kadriye Hanım konu o değil. Siz cezaevindeyken çocuklara kim baktı? Sadece bunu merak ediyorum. Annem Yunus baktı. Bey'e soruyorum. Hayır. Çocuğu bir annesinde kalıyordu bir bende kalıyordu. 5 ay boyunca. Evet. Niye sizinle kendisi kalmadı? Kapalı. Bak ben bir şey soruyorum. Bir kadının kapalı cezaevine bir... Kim
yapmış bir insan. Be ya sen çocuklar, o adamı gerçekten yaraladın. Anne diğerinde yıllarca cezaevinde. Şu anda bak yanlış anlamayın. Evet. Böyle laflarınız var ya onu konuştuğunuz birbirine girmiyor ben şu anda. Ben hayır, 5 tane şiddet dosyası var benim dışımda. Şunu merak ediyorum Yunus Bey. Anne bir suç işliyor. Siz söylüyorsunuz bunun için cezaevine giriyor ve cezasını çekiyor. Çocuklar ortada. Siz anneyle düşmansınız. Başka bir kadınla bir ilişki yaşıyorsunuz ve bir eviniz var. Çocuklarınıza baktınız mı bu arada? Bakın ilerleyelim. Sonuca gelelim. Sonuç olarak bu kadın... Baktınız mı çocuklara bakmadınız mı? Sadece hayatım, babalık görevinizi soruyorum. Ben neler yaşıyorum siz diyorsunuz ki yok... Resmi nikah varken böyle olmuş. Ya beyefendi ben bu soruyu sormuyorum. Ben size basit bir soru soruyorum. Bakın koca olarak görevlerinizi yerine getiremiyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Yunus Bey. Canavar. Yunus Bey ben Kadriye Hanım'ı sormuyorum. Koca olarak görevlerinizi yerinize getiremiyorsunuz. İhanet ediyorsunuz. Karşı tarafı suçluyorsunuz. Kendinizi bu kendinizi aklayabilmek için. Baba olarak Yunus Dayanç ayakta mıydı? Çocuklarının yanında mıydı? Esra Hanım bu kadının bak. Evet diyecek yüzün yok ki. Öyle bir yüzün olamaz. Esra Hanım. Dinliyorum. Ben o kadının sesini duymak istemiyorum diyorum. Ben sana çok meraklıyım ya. Oraya çıkan Esra... var, hakim var, i̇şte, hanım var. Şöyle de, söyleyeyim bir de bunları araştırıyorlar. Adaleti yanıltanlar var mesela. Karısı boşanma davası satın aldın ya. Suçlamalarda bulunan ama biraz altını deştiğinde aslında o suçlamaların aynısını birebir yaşayan erkekler var. Ya da kendi açıklarını kapatmaya çalışan insanlar var. Ya da sürekli yalan beyanlarda bulunanlar var. Mesela Yunus Bey. Yunus Bey ben size tek bir soru sordum. Çocuklarınıza zaman ayırıyor musunuz, babalık yapıyor musunuz? Benim cezam varsa, ben evlenmişsem, boşanmışsam her neyse buna kanun nizam belli olur zaten. Ya ben size kocalığınızı sormuyorum ki bak aynı yerde dönüp duruyoruz. Babalıkta nasıl Yunus? Babalıkta benim çocuğuma sorun. Ben size soruyorum. Yok bana sormayın ben yalan söylerim. Çocuklar seni görmüyor ki. Ben Esra Hanım siz bayansınız hepiniz orada bayansınız. Kadınız, tamam, kadın. Yasa da kanun da hep bayanların tarafında. Yunus Bey, esastır. Çok güzel bir şeye değindiniz. Ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Dilan Hanım'ın da ben size yalan buradaki söyleyeyim. Hanımefendiyi boş bırakın. Gidin millete sorun. Bakın, Dilanur hanımefendi millete sizin sorun, duygularınızı merak ediyorum Yunus Bey. Dilanur hanımefendiye de bir haksızlık yaptığınızı düşünüyor musunuz? Sen benim... Siz şimdi... lütfen, siz ben size siz diye hitap ediyorum. Siz de lütfen siz diye hitap edin. He, siz benim özel hayatımı... Özel hayat olmuyor demek... beyefendi. Teknede düğün yaptığınız anda, bunu sosyal medyanızda paylaştığınız anda artık benim özel hayatım diyemezsiniz. Kamuya açık bir platformda resmi nikahlı işinizin dışında birine beyaz gelinlik, kırmızı tuvalet giydirince... Anlattıklarının... Aynı zamanda bak, evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdiğiniz zaman... Yunus Beyciğim bak dinleyin şunu. Kapatmak zorunda kalıyorum. Bu çocuğu tanıyorsunuz. Bunlar, oysa ki evlilik içinde dünyaya gelen çocuklar... Bunların çoğu yalan. Bu çocuğu tanıdınız mı? Çocuğa soy isminizi verdiniz mi? Ve kapatıyorum. Yunus Bey, bu çocuğa soy isminizi verdiniz mi? Evli olsaydınız işte bu işlemleri yapmayacaktınız. O Dilanur'un da hakkını bu şekilde gasp etmeyecektiniz. Yeni doğan çocuğunuza da bunu yaşatmayacaktınız. Defalarca iftira attı. Bu şekilde bir şeyler yapabileceğiniz. Yani bir şeyler elde etmeye çalıştı bu 2 yıl içerisinde. O süreçte de sadece zaten bunu yapan da direkt Dilanur Uzel'in erkek kardeşi. Bir miktar para veriyor cebine. Bu kızı takip edeceksin diyor. Metro istasyonunda normal resimleri lütfen rica ediyorum bir şekilde göndersin. Siz de inceleyin. Normal istasyonun önü. Bir şey söyleyen bir adam. Böyle uzaktan. Yani ne samimi bir pozlar. Bunu dayıma attı, babama attı, erkek kardeşime attı. Ve hepsi benim böyle bir şey yapmayacağımı bildikleri için gülüp geçtiler. Benim ailem de normal bir aile değil. Herkesin namusu var. Benim bu şekilde namusumu yaralayamaz. Çünkü ben hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Benim tek çabam çocuklarımın yanında olmak. Ve gerçekten kendime bir düzen kurabilmek.
Benim babam şeker hastası. Kaldıramıyor. Aynı evde yaşayamıyoruz. İki oda bir salon evde. Babaannem de bizle kalıyor. Ben 10 yaşındaki oğlumla 8 yaşındaki kızım ve ben. Üçümüz bir arada yatmak zorundayız. Yer yok. Yer yok. Anlaşamıyoruz, olmuyor. Ben 2 yıldır bunları çekiyorum. Peki. Bir de şunu da ifade, ismi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Yunus Dayanç, tekrar yayına bağlanıp söz hakkını ve cevap hakkını kullanmak isterse kullanabilir. Diğer konularımıza geçeceğiz. Kadriye Hanım, alkışlarla uğurluyorum. Buyursunlar. İfade etmeyin.